Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı programımızın bugünkü konuğu uzman estetisyen Beyza Çıldız bizlerle. Yüzeysel bir temizlik yapıyoruz. Evet, elimizin yüz katmanını temizliyoruz. Yalnız derin daha alt katmanlarına inmek adına profesyonel bir cilt bakımı yaptırmak her zaman daha iyi. Biliyoruz ki UVA, UVB ışınlarından korunmak çok önemli. Oluşabilecek lekelerden, lezyonlara karşı olarak. Bu yüzden yaz kış demeden bizim mutlaka güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Maskenin içeriği çok önemli. Mesela yosun içerikli bir maske 7 dakikadan fazla beklememesi gerekiyor. Ciltteki komplikasyonlara yol açabiliriz. Çok neme ihtiyacı varsa, bir nem maskesi uyguluyorsak tabii ki 20 dakikaya kadar bekleyebilir. Dediğim gibi cildi yatıştıracak şekilde bir yosun maskesinin bekleme süresi veya aloe vera maskesinin bekleme süresi 7 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Her kıl tipine farklı cihazlarımız var. Mesela X cihazı kalın tüylerde etkiliyken X cihazı ince tüylerde etkilidir. Bunun doğru analizini mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kadınlarda östrojen hormonunu, erkeklerde DHT hormonuna mutlaka baktırmalıyız. Hormon bozukluğu olduğu takdirde %90 alacağımız sonucu %40'a kadar bile indirebilir. Sonuçta o kıl kökünü de tahribata uğratıyoruz. Bu yüzden mutlaka onun kıl analizinin de doğru yapılması gerekiyor. Ve yaş olarak da hormonların tamamen artık oturması gerekiyor. Doğumdan sonra hormonlar kendini tekrar yenilediği için çıkar. Ama eskisi kadar çıkmaz çünkü çoğu kök tahribata uğramış. Hormonların izin verdiği kadarıyla bir çıkış sağlıyoruz. Biz bunun için de hani gelen danışanımız mesela hani düşünüyorsa öyle bir şey, o zamandan sonra yaptırmalarını tercih ediyoruz. Tamamen kesin bir sonuç almaları adına. Bugün biliyoruz ki 1 Aralık AIDS günü. Bu da kan yoluyla bulaşan bir hastalık. Dediğim gibi zaten en başında pandemiden girdik. Sağlığımız çok önemli. Biz cildimiz ve vücudumuzu aslında emanet ediyoruz. Ve cildimiz ve vücudumuz bizim en iyi giysimiz. Kişinin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Hijyene, uzmana, kendini emanet ettiği yere çok dikkat etmesi gerekiyor. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı programımızın bugünkü konuğu uzman estetisyen Beyza Çıldız bizlerle. Beyza Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de sağ olun. Sizi birazcık tanıyalım mı? Tabii. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben 22 yaşındayım. Kocaeli'de ikamet ediyorum. Asıl mesleğim olan hemşireliği 2 yıl kadar özel hastanelerde icra ettim. Daha sonrasında medikal estetiğe olan ilgimden dolayı ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle birlikte eğitimlerimi tamamlayarak belgelerimi tamamladım. Birçok güzellik merkezinde tecrübe edindikten sonra şu an bir klinikte güzellik uzmanı unvanıyla çalışmaktayım. Evet, çok güzel. Hemşireliği devam etmiyorsunuz o zaman. Tamamen güzellik estetik uzmanlığı mı? kısmına evet, bir Estetik tıkla devam kısmına, ediyorum. evet. Her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Güzellik merkezi seçerken biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi şöyle biliyoruz ki bir pandemi döneminden geçtik ve şu an sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Evet. Bir merkeze veya bir kliniğe girdiğimiz zaman ilk girdiğimizde öncelikle bizim için en önemlisi hijyendir. Hijyene bakıyoruz. Daha sonrasında bize işlem yapan estetisyenin sertifikaları tam mı ve bu uzmanlık alanına için gerçekten iyi biri mi? Bunu gerçekten araştırmamız gerekiyor. Kullandığımız ürün kalitesi çok önemli. Mesela uygulama yaptıktan sonra gerçekten o cihazlar steril ediliyor mu? Yani bunlar çok önemli sağlığımız açısından. Onları nasıl da şey yapacağız, kontrol edeceğiz ya da takip edeceğiz? Referansla mı gideceğiz ya da? Zaten bir danışanımız geldiği zaman eğer gerçekten memnuniyeti olduysa bunu dışarıya zaten vuruyor, belli ediyor ve hani o ondan geliyor, ondan geliyor, o şekilde bir deformasyonumuz oluyor. O şekilde. Peki bir şey soracağım. Çok fazla yani biz yüzümüzü çok güzel yıkadığımızı düşünüyoruz ya da böyle çok alelacele yüzümüzü yıkarız ama aslında o alt katmanlara erişebiliyor muyuz? Biz yüzümüzü, çok basit bir soru ama, yüzümüzü nasıl yıkamalıyız, nasıl temizlemeliyiz? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Dış etkenleri çok fazla dışarıdan alıyoruz. Makyaj, kir, toz, bunları çok dışarıdan alıyoruz. Bunları evde tabii ki de temizliyoruz, kullanıyoruz. Yalnız profesyonel bir bakım kadar etkili olmuyor. Yüzeysel bir temizlik yapıyoruz. Evet, elimizin yüz katmanını temizliyoruz. Yalnız derin daha alt katmanlarına inmek adına profesyonel bir cilt bakımı yaptırmak her zaman daha iyi. Ve
Biliyoruz ki UVA, UVB ışınlarından korunmak çok önemli. Oluşabilecek lekelerden lezyonlara karşı olarak. Bu yüzden yaz kış demeden bizim mutlaka güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Yani evdeki ışıklar bile bunun için çok etkili. Evde bile bunu kullanmamız gerekiyor. Bir floresan lamba vesaire tabii falan. Ki, evet. Yani normal gün ışığından bahsetmiyoruz. Gün ışığı artı bir zaten ama ev ışınlarından da dediğim gibi UVA, UVB ışınları direkt cildimize etki ettiği için kullanmamız gerekiyor tabii ki de. Peki biz şimdi evde yüzümüzü çok düzgün yıkayamadığımız tamam ortada. Size geleceğiz ama ne sıklıklarla bu temizliği yaptıracağız? Evet. Şimdi şöyle cilt kendini 21 günde bir yeniler. Bizim ayda bir kere mutlaka profesyonel bir bakım yaptırmamız gerekiyor. Evde düzenimizin şu şekilde olması gerekiyor. Makyajımızı temizleme sütüyle güzelce sildikten sonra cildimizi güzelce tonikleyip arındırmamız gerekiyor. Daha sonra cildimize uygun maskeleri, bunu uzmana danışarak yapmamız gerekiyor. Cildimizle hallettikten sonra mutlaka ama bir uzmanın cilt analizi yapması gerekiyor. Yani cilt analizi, şimdi yanlış ürün kullandığımız zaman yüzümüzde olan lekeleri mesela daha fazla yayabiliriz. Daha fazla. Bu yüzden bir uzman görmesi gerekiyor tabii. Evet. Şimdi maske dediniz de aklıma şu geldi. Bizim yüzümüzde ne kadar çok fazla bir şey uygularsak yani iyi temizleyeceğini düşünürüz ya. Ya da maske biraz daha kalsın, daha etki etsin vesaire böyle bir düşüncesi olan çok insan var. Ne kadar bir süre kalması gerekiyor? O cilde muhakkak bir zararı da olacaktı bu maskenin yani. Tabii ki. Şimdi maskenin içeriği çok önemli. Mesela yosun içerikli bir maske 7 dakikadan fazla beklememesi gerekiyor. Ciltteki komplikasyonlara yol açabiliriz. Ama cilt kuru bir ciltse, çok neme ihtiyacı varsa, bir nem maskesi uyguluyorsak bunda tabii ki 20 dakikaya kadar bekleyebilir. Ama dediğim gibi cildi yatıştıracak şekilde bir yosun maskesinin bekleme süresi veya aloe vera maskesinin bekleme süresi 7 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Evet. Veya kil esaslı maskeler aynı şekilde beklememesi çünkü gerekiyor. Yanma falan da yapıyor zaten. Zaten hani cilt böyle bir yanmaya başladığında, bir hissettiğiniz anda o maskeyi direkt çıkarmanız gerekiyor. Demek ki deri altında oluşan bir komplikasyon başlıyor. Bir de herkes için aynı, mesela benim kullandığım maskeyi siz kullanabilir misiniz ya da sizinkini ben kullanabilir miyim? Ne çeşit bir maske, hani o cilt tipimin hangi maskeye uygun olduğunu yine size mi sormam gerekiyor? Tabii bir uzmana danışılması gerekiyor. Cilt yaşı da çok önemli. Mesela cilt bazı gençler atropik, yani yaşlı bir cilt için olan bir maskeyi, ürünü kullanamaz. Hani daha fazla etki eder çünkü atropik bir cilt için kullandığımız maskeler daha çok elastikiyeti ve kolajeni arttırabilecek maskeler. Bunları hani gençlerimiz sürdüğü zaman çok bir etki etmez. Ama yaş ilerledikçe 30 yaş ve üstünde kolajen desteğini zaten sağlamamız gerekiyor. Bunun için tabii kullanmamız gerekiyor. Ve daha bir toparlanmış bir yüze sahip olmuş oluyoruz. Ya hep duyarız güzellik ve estetik denildiği zaman dermapen diye bir kavram var. Evet, özellikle yani. De kış aylarındayız. Evet. Şu an tam zamanı. Ne demek onu, doğru bilgiyi sizden almak istiyorum. Öncelikle dermapen işlemi ne demek, ondan bahsedeyim. Dermapen işlemi ciltte oluşan leke, akne izleri, gözenekler ve oluşabilen lezyonlardan kurtulmak için yaptığımız bir işlemdir. Mikro iğnelerle birlikte cildimizde delikler açarak cildin ihtiyacı olan serumları deri altına iletiyoruz. Hı hı. Bu şekilde de ciltte bir yenileme, soyulma işlemi yapıyoruz ve cilt kendini yeniliyor. Bu şekilde bir işlem. Leke problemleri dediğimiz zaman o da bir geniş bir işlem aslında. Birden farklı yöntemler mi uygulanıyor yoksa işte bir krem lekeye iyi gelir ya da bir serum iyi gelir diyebiliyor muyuz? Evet, genelde böyle düşünüyorlar ama şuna da şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle lekenin geçmişini araştırmalıyız. Bu doğumdan gelen bir leke mi? Gebelikten gelen bir leke mi, bir güneş lekesi mi, yüzeysel bir leke mi, yoksa gerçekten artık derinin en dibinde olan bir leke mi? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. O şekilde buna uygun protokollerimiz var. Özellikle de bunu kış aylarında tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi güneşten korunması gerekiyor. Çünkü cildimizi haliyle bir komplikasyona sokuyoruz. Evet. Bunu kış aylarında uygulamamız gerekiyor. Biz bunu ufak bir peeling işlemiyle de halledebiliriz veya bunu bir protokollerle de halledebiliriz. Ama biz bunu tamamen desteklemek adına gerçekten %90 bir sonuç almak isteyen danışanlarımız için bunu mezoterapiyle beraber birleştirmelerini tavsiye ederiz. Ama geçmişi, anamnezi çok önemli lekenin. Yani lekenin geçmişi, büyüklüğü, küçüklüğü, yapısı vesaire, bunların hepsini inceliyorsunuz. Yüzeysel bir leke ise daha hızlı sonuç alırız. Ama daha derinin altında bir leke ise bunun için tabii geçmişini öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre protokol uygulamamız gerekiyor. Evet. Eğer yanlış bir protokol uygularsak veya az önce dediğiniz gibi dermapen evde uygulanır mı? Bunu leke için uygularsak lekeyi cilde daha çok yayarız bu sefer.
O yüzden bunu bir uzmana danışmamız gerekiyor. Kesin uzman gözetimi altında aynen, olması evet, gerekiyor. Şimdi yüze peeling şeklinde yüzümüzü bir temizliyoruz dedik. O peeling nihayetinde ölüleriyi evet, atıyor. Onun sonrasında ya ben bildiğim yöntemi söylüyorum. Yalnız da siz düzeltin lütfen. Evet. Sonrasında bir tonikle cildi iyice arındırıp sonrasında bir nemlendirici gece ya da gündüz kremi mi sürüyoruz? Evet, gece gündüz kremlerini şu şekilde belirleyebiliriz. Ya hep dediğim gibi uzmanın görmesi gerekiyor. Uzmanın da tavsiye ettiği şekilde gece gündüz kremleri olabilir, nemlendirici olabilir, maske olabilir. Bunları rutin haline getirmemiz gerekiyor. Bunu her gün uygulamamız gerekiyor. Düzenli şekilde uyguladığımız takdirde cildimizde herhangi bir problem kalmayacaktır. Ya diyorsunuz illa bir uzmana gelin sürekli bize... Sonuçta şöyle diyeyim, cildimiz bizim bir giysimiz. Cildimiz, evet, vücudumuzun bir giysimiz. Yani bunu bir uzmanın görmesi gerekiyor. Çünkü yanlış yaptığımız bir işlem olduğu zaman sonuçta görünen bir yer, herkesin rahatsız olacağı bir yer. Kesinlikle şimdi şöyle halk arasında komşularda vesaire çok olur ya. Bu iyi geldi işte bilmem ne ya ya da esansı bana iyi geldi sen de kullan. Bununla ilgili söyleyeceğiniz çokça şey vardır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki onun cildiyle başka bir kişinin cildi bir olmayacaktır. Evet ona iyi gelebilir belki onun ona göre uygun bir problemi vardır ama karşı tarafın buna göre bir problemi yoktur. Bunun için de bir cilt analizi mutlaka şart. Şimdi onun için mesela bir nem ağırlıklı bir şey gerekiyorsa diğer cilt için mesela kolajen destekli bir şey gerekiyor. Bu yaştan yaşa da değişiyor çünkü. Evet. Şimdi mesela 30 yaşında bir bayan gelip 20 yaşındaki bir bayana kolajen öneremez mesela. Çünkü onun kolajeni artık kolajen alması gerekiyor. Kolajen desteği alması gerekiyor. Ama 20 yaşındaki bir kişi için daha o cilt erken, daha yeni yeni oturuyor. Tabii evet, daha ki erken diyorsunuz. Peki ciltten çok konuştuk. Yani elbette böyle çok kısa bir süreye sığdıracağımız bilgiler değil ama ben birden fazla bilgi de almak istiyorum sizden. Tabii. Güzellik merkezi dediğimiz zaman birden fazla hizmet var içerisinde. Örneğin bir lazer. Lazer epilasyon çok lazer yaygın. Lazer epilasyon çok yaygın ve doğru bilinmeyen. Hatta cihaz seçimlerinde aslında buradan başlayalım. Cihaz seçimlerini biz nasıl bileceğiz? Ben bir danışan olarak size ne sorarsam doğru cihazın benim üzerimde uygulanıp uygulanmadığını biliyor olacağım. Evet. Şu şekilde bir güzellik merkezine gittiğiniz zaman size direkt şu cihazımız var bununla işlem alacağız dediğimiz zaman çok yanlış bir şeydir. Şöyle her kıl tipine farklı cihazlarımız var. Mesela X cihazı kalın tüylerde etkiliyken X cihazı ince tüylerde etkilidir. Bunun doğru analizini mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kadınlarda östrojen hormonuna, erkeklerde DHT hormonuna mutlaka baktırmalıyız. Hormon bozukluğu olduğu takdirde %90 alacağımız sonucu %40'a kadar bile indirebiliriz. Çünkü hormon sürekli kendini yenileyen bir şey. Evet. Şimdi sonuçta o kıl kökünü de tahribata uğratıyoruz. Bu yüzden mutlaka onun kıl analizinin de doğru yapılması gerekiyor. Ve yaş olarak da hormonların tamamen artık oturması gerekiyor. Peki o zaman ilk başta şimdi danışanınız size geldi. İlk seansa X cihazıyla başladı. Sonra o kıl köklerinde incelme oldu ve artık onu görmüyor herhalde cihaz. Evet. Farklı bir cihaza mı geçiyorsunuz? Çok güzel konuya değindiniz. Orada tekrar bir analiz evet, mi yapıyorsunuz? Şöyle ilk biz kıl kökünü gördüğümüz zaman yani kılı analiz ettiğimiz zaman dediğiniz gibi iki cihaz ayrılması gerekiyor. Şimdi hani isim vermeyeyim iki cihaz biri kalın görürken birisi ince görüyor. Hani iki cihazla çalışılırsa tamamen güzel bir sonuç alınır. Çünkü evet, önden bir 3-4 seans önce bir kılın incelmesi gerekiyor. Kıl inceldikten sonra kalın tüyü gören cihaz artık zaten onu görmüyor. Evet. Yani bitiş veriliyor denmez asla. Ki asla %100 sonuç kimse veremez. Bu yüzden ince tüyleri gören X cihazınla mutlaka bitiş vermek gerekiyor. Çünkü birisi köke atış yaparken birisi sadece kılı tahrip eder. Bu yüzden bizim kökü tamamen görüp bitirmemiz gerekiyor. Evet, çünkü bununla ilgili de eksik bilgiler var. Çünkü kişi bunu bilmez ki. Bu tamamen evet, güven meselesi. Ben size geleceğim işte sıkıntı bu diyeceğim. Böyle böyle olması gerekiyor. Ama bilmem ki hangi cihaz bana kullanılıyor, hangi yöntem kullanılıyor. Tabii biraz ki da dürüstlük ilkesiyle hareket ediliyor olması gerekiyor güven meselesi. Ve mutlaka lazer seanslarında kontrol seansı olması gerekiyor. Çünkü kılın bir uzama süresi var. Kıl uzamaya başladığı an onun kontrolle bir kere daha üstünden geçilmesi gerekiyor ki iyice o kökü tahrip edelim, tamamen bitirelim. Kontrol önemli. Peki şu geldi aklıma. Şimdi hormonlar değiştikçe insanların tekrar bir daha o kıl yapısının değişmesi ve
tekrar çıkma durumu da olabilme durumu var ya. Örneğin hamilelik öncesi olan bir epilasyon seansı tamamen %99 sonuç elde etmişken hamilelik sonrasında tekrar bir daha nüksedebiliyor. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Şöyle, zaten doğumdan sonra hormonlar kendini tekrar yenilediği için çıkar. Ama eskisi kadar çıkmaz. Çünkü çoğu kök tahribata uğramış. Hormonların izin verdiği kadarıyla bir çıkış sağlıyoruz. Biz bunun için de hani gelen danışanımız mesela hani düşünüyorsa öyle bir şey, o zamandan sonra yaptırmalarını tercih ediyoruz. Tamamen kesin bir sonuç almaları adına. Ama mesela 20 yaş üzerinde bir insana direkt önerebilirim artık. Öneriyorsunuz. Soru soruyu ortaya çıkarıyor. Hem de bir geçmişinize sağlık bilgisi de olduğu için de soruyorum. Hamilelik döneminde lazer epilasyon uygulanmıyor değil mi? Ya da uygulanıyorsa kaçıncı aylarında? Şöyle, cihazın radyasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Tabii biz önermiyoruz çünkü bir lazer ışını veriyoruz sonuç olarak. Bu lazer ışını etkileyebilir. Tabii lazer cihazının normal bir başka bir cihaz gibi radyasyonu olmayabilir. Ama sonuçta bir lazer ışını veriyoruz o bölgeye. Hani ne olur ne olmaz diye biz tabii önermiyoruz. Almamayı öneriyorsunuz. Evet, doğum sonrasında gelmek mesela çok daha. Mesela emziren annelerimizde süt bezlerinin lazer ışığından tetiklenmemesi adına hani tamamen vücut bölgesini değil de mesela göğüs bölgesini önermiyoruz. Ya daha bölgesel çalışılabilir diyorsunuz. Bunun da diyorsun. Bir analiz şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Bir analiz etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Analiz uzman artı analizle hareket ediliyor. Evet. Gerekiyor. Peki son sorum. Çünkü birden fazla sorum olacak ama şöyle bir toparlamamız gerekiyor. İşte cildi konuştuk, lazeri konuştuk. Daha çok kadın erkek hiç fark etmez. Herkesin ortak bir sorunu var. Kilo. Kiloyla alakalı hani incelme seansları mı yapıyorsunuz? Danışanlarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz? Bir beslenme şöyle tablosuyla mı devam ediyor? Şöyle söyleyeyim. Kişi ilk geldiğinde cilt analizinden başladık. Şimdi vücut analizi yapmamız gerekiyor. Evet. Kişi ilk geldiğinde 100 kilonun üzerindeyse zaten öncelikle bir dahiliye hastalıklarına gözükmesini öneriyoruz. Çünkü 100 kilonun üstünde artık biraz obeziteye gidiyor. Bunda biz ne yaparsak yapalım? Yağ parçalama işlemi daha yaparsak yapalım. Kişinin zaten bünyesinde kilo almak biraz ağırlık olduğu için biz öncelikle bir dahiliyeye gözükmesini öneriyoruz. 100 kilo altında olan kişiler için de bölgesel incelme işlemlerimiz şu şekilde yapılıyor. Ultrason ve radyo frekans başlıklarıyla beraber deri altına ilettiğimiz ses dalgalarıyla yağ parçalama işlemi yapıyoruz. Tek seansta incelme görüyor muyuz? Kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki görüyoruz çünkü bir baskıyla çalışıyoruz, haliyle görüyoruz. Bu kişi bunu idrar yoluyla, ter yoluyla atması gerekiyor. Ama tek başına bir işe yaramaz. İncelme veririz ama kilo vermek adına mutlaka diyet ve spor yapması gerekiyor. Bizim yaptığımız işlemlere istinaden o kişiye bir diyet çıkarmamız gerekiyor. Dikkat etmesi gerektiği şeyleri mutlaka söylememiz gerekiyor. Bunlara uyduğu takdirde güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında bir de bolca bir sıvı tüketmek gerekiyor. Tabii ki. O günde yağ parçalarını atmak gerekiyor. İçmemiz gerekiyor. Ha, kesinlikle. Peki şöyle bir toparlamamız gerekirse sevgili danışanlarınızla ya da sevgili gençlere önereceğiniz böyle nokta atışı hap bilgileriniz var mı? Neler hatta şöyle ben günün anlam ve öneminden direkt girmek istiyorum. Bugün biliyoruz ki 1 Aralık AIDS günü. Bu da kan yoluyla bulaşan bir hastalık. Dediğim gibi zaten en başında pandemiden girdik. Sağlığımız çok önemli. Biz cildimiz ve vücudumuzu aslında emanet ediyoruz. Ve cildimiz ve vücudumuz bizim en iyi giysimiz. Evet. Bu yüzden kişinin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Hijyene, uzmana, yani kendini emanet ettiği yere çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz de bir klinik olarak buna çok dikkat ediyoruz. Hani klinik ve hastane tarzı çalıştığımız için aslında hekimlerimizle birlikte hijyen konusunda şu an çok üst düzeydeyiz yani. O şekilde. Evet, bulaşıcı hastalıklar açısından çok dikkatli olması gerekiyor ve doğal olarak kullanılan malzemelerin ve hijyenin önemi çok dikkat çekici olması gerekiyor. Dediğim gibi dürüstlük ilkesiyle alakalı cihazlarınızı kontrol edemeyiz, birebir evet, gelip bakamayız güzel ama. Güzel söylediniz. Cihazların FDI onaylı olmasına çok dikkat edelim. Çünkü biliyoruz ki sektör popülerleşti artık. Bu yüzden ben daha çok klinik tarzı yerleri daha çok öneririm. Hekim olan yerleri daha çok öneririm. Daha sağlıklı, gerçekten sonuç almak isteyen biri için ve uzmanın geçmişi çok önemli. Gerçekten bu yaptığı işleme gerçekten hakim mi? Sonuçta insanlar da hani bir yatırım yapıyor, güvenmek istiyor. Bunun için bu çok önemli. Evet, güven artı
biraz da hasta kendini takip edecek. Yani tabii ki, o dikkatli evet. olacak gerçekten. Bana neler yapıyor birazcık. Tamamen danışan ve uzmanın arasında. Evet, sorgulaması evet. gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza güzel sağlık. Için. Çok güzel oldu. Daha fazla soracağım şeyler var. Ancak birden fazla konuya da değindik zaten. Çok önemli. Hemen hemen evet. Kısa ve öz şekilde. Gayet güzel. Evet. İnşallah devamında başka bir şekilde getiririz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağlık. Ediyorum. Çok sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlıklı programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.